O yolda çok sevdiğimi kaybettim. Seni de kaybetmek istemiyorum. Hayır. Sana bir şey olursa ölürüm ben de. Ben kararımı verdim. Oğlumun yanına gitmek istiyorum. Git buradan Emre. Beni yalnız bırak. Bu yolun sonu karanlık. Bu yolda umut yok. Hayat yok. Sen de bu karanlıklara mahkum olma. Git buradan. Gitmeyeceğim. Hayır gitmeyeceğim. Ben mücadele edeceğim. Gitmeyeceğim. Gardiyan! Görüş bitti. Ramazan. 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 Avukat hanım. Çıkalım. Sonun geldi Ramazan. Beni hayal kırıklığına uğratmayın. Merak etmeyin beyefendi. Sanık Ramazan Keskin, sanık vekili Ebru Toprak yerlerini aldı. Celseyi açıyorum. İddianamenin okunduğu tutanaklara geçsin. Sanık Ramazan Keskin, hakkında 20 kişiden fazla cinayet iddiasıyla amme davası açılmış bulunmaktadır. Bu suçlamalarla ilgili savunman nedir? Ben kimsenin canını yakmadım. Onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler. Susun, sessizlik. Atarım hepinizi dışarı. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Ben bu milletin kanını emenleri, hakkını gasp edenleri, parasını çalanları, gençlerini zehirleyenleri öldürdüm, doğrudur. Suçlamaları kabul ediyorum. Atarım hepinizi dışarı, susun. Peygamber Efendimiz demiş ki, adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çöker. Ben onların cezasını verdim. Susun, sessizlik, sessizlik. Atarım dışarı, susun, susun dedim, susun dedim. Savunma makamı, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Hakim, Savcı Bey. Müvekkilim Ramazan Keskin, tehdit de ve şantajla devletin tüm kademelerine sızmış, kendi menfaatlerini devleti sömürerek sağlayan derin bir yapılanmayı çökertmiştir. Ben bugün yüce mahkemenizi yönetirken bu çetelerin tehditlerine boyun eğmeyeceğinizi, Ramazan Keskin'in bu cinayetleri kendisini ve ailesini koruma zorunluluğuyla işlemiş olduğunu beyan ediyorum. Ayrıca Ramazan Keskin'i sindirmek için oğlunun katledildiğini de hatırlatmak isterim. Geçen hafta meydana gelen olaysa sadece ve sadece nefsi müdafaadır. Ramazan Keskin, kendisini öldürmekle görevlendirilmiş iki mahkumu sadece ve sadece kendi canını kurtarmak adına öldürmek zorunda kaldı. Cinayetlerin hepsini ben işledim.
Hepsini kabul ediyorum. Cezam neyse verin. Bu işi fazla uzatmayalım. Ben adalet uğruna ailemi, hayatımı, tüm sevdiklerimi kaybettim. Eğer ben suçluysam, cezam buysa yağlı ilmeği kendim geçiririm boynuma. Susun. Susun. Atarım hepinizi dışarı. Susun. Sessizlik. Söz iddia makamının. Sayın hakim, bu vatanı, bu milleti korumakla yetkili olan polisimiz, savcımız, mahkemelerimiz var. Ramazan Keskin kendi kanunlarıyla hareket ederek cinayetler işlemiştir. Soruyorum Ramazan Keskin'e. Maruz kaldığını söylediği haksızlıklar karşısında herhangi bir resmi organa hiç şikayette bulunmuş mu? Ramazan Keskin ne hukuku tanımakta ne de adli mercileri muhatap kabul etmektedir. Bu ülkede herkes kendi kanununa göre hareket ederse ne olur? İddia makamı olarak diyoruz ki Ramazan Keskin'in işlediği cinayetleri mazur gösterecek hiçbir bahane olamaz. Esas çete kendisi ve şürekasıdır. Yüce mahkemenizin vereceği ceza tüm Türk halkına gösterecektir ki bu ülkede nizam vardır, hukuk vardır, kanun vardır. Ceza verme yetkisi de sadece yüce mahkemenindir. Biz bu devletin adli kurumlarını, makamlarını, kitabını muhatap kabul etmeseydik kendi ayağımızla gelip teslim olmazdık. Susun! Susun! Sessizlik kesin! Yüzünü düşüre be evladım. Yüce Rabbim Ramazan'ın yanındadır. O her zaman en doğruyu bilir inşallah. İnşallah Kadir Baba. İnşallah. Ne karar verecekler acaba? Asmasınlar da Ramazan'ı. Asmasınlar. Gereği düşünüldü. Sanık Ramazan Keskin'in bütün suçlamaları kabul ettiği tutanaklara geçildi. Sanık Ramazan Keskin'in işlemiş olduğu suçların cezası Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre gayet açık ve nettir. Verilecek karar sarihtir. Sanık Ramazan Keskin'in idamına karar verilmiştir.